Arkadaşlar bu videoyu kısa keseceğim çünkü saat geç oldu. 11.30 oldu neredeyse. 11'de yatıyorum. Anlamadın mı? Seni birlikte kayağa davet ettiği o bölümü kaçırdın mı? Nezaket deyince abi söyledi. Beni gerçekten davet edeceğine... Açılıyor pilimiz. Bu videoyu yarın atacağım için... Yani biraz sonra yiyeceğim. Yarın atacağım için... siz bir gün sonra göreceksiniz. Allah. Ya nasıl? Haksızlık çünkü onu snowboard tahtam olarak kullanmam gerekecek. Ne? Ben hayatım boyunca kara girmedim ve şu önden üçlü mantar atmış saçmalığını bilmiyorum. Merak etme, sana üretebilirim. Snowboard'u ben yıllardır yapıyorum. Sahi mi? Nerede yapıyorsun? Koltuğumda. Billboard'da snowboard kralı. Rekorum tam 29.000. Vay canına, tamam ben varım. Atıştırmalık getiririm. Sizce de dağda hayatımı riske atmadan önce biraz gerçek hayat tecrübesi iyi olmaz mı? İyi nokta. Ama bir sorunumuz var. Çok bilmiş kabuk. Karın yağmasına daha 4 ay. Bunu ben halledebilirim. Evet, Bay Plus'ın dersinde karın 2 ile 6 kilometre irtifada Altostratus bulutlarında oluştuğunu öğrendik, değil mi? He? Hey, ben de dinliyorum. Bazen. Hey, neyse, yapmam gereken tek şey suyu yeterince yükseğe çıkarmak. Boş çocuk ölecek. Takdir etmekle beraber ölecek. Kaçacak galiba. Şey, bu kadar basit olmadığını. İşe yaradı. Evet, daha çok yap. Harika. Hadi yapalım. Nasıl başlayacağız? Önce onu kullanmanı bir kuş aşağı yönelteceksin. Sonra sen... En azından yere çakılana kadar. Hadi bir daha yapalım. Ama yani... Karla arası pek iyi değil. Belki daha düşeye gerçeği söylemeliyim. Ne? Onun vakit geçirme şansını kaçırmak mı istiyorsun? En iyi arkadaşın olarak bunu yapmana izin veremem. Gerçek bir snowboard'u öğrenmen gerekecek. Bu sıcakta daha çok kara ihtiyacımız olacak. Hiç sorun değil. Neden kimsenin sade kar helvası yemediğini çok iyi anlıyorum. Bu üstünün altının farkında mısın? Bir kasırga yarattın. Harika! Garanti veriyorum, bu kesinlikle harika değil. Hesaplamalarıma göre yerel hava akımlarıyla çarpışan büyük soğuk hava cephesi okyanus yüzey ısısıyla tepkimeye girerek kanyemet denen bir felaketin kapılarını araladı. Kötü bir şeymiş gibi söylüyorsun. Öyle. Bütün şehir karın altında kalacak. Küçük bir kepçe lütfen. Mükemmel oldu. Hayır. Bunu düzeltmem gerek. Ben Ayşe'yle kayakta... Video çektiğimi unuttum. Geriye alamazsın. Yapabileceğimiz tek şey fırtınanın enerjisini tüketmesini beklemek. Alo? Merhaba boş ver. Özür dilerim ama kayak gezisini
zaman bize biraz sıcak bir yere gitmeye karar verdiler. Yani plaj evine gidiyoruz Sarıoğlan'a. Hoşçakal, görüşürüz. Bunu hak etmiştim. Hadi hadi kalk. Bir saniye. Ya, var. Var. Saat 2'yi tutturuyorum kendisini. Bir saniye bekle ama. Ben niye yedim? Oyunun bitmesini. Şaşmaz'ın gelmeyeceğini düşünüyorum. Eğer gelirse bana da büyük bir sürpriz olur. Ancak gelirse düşman tarafında mı, dost tarafında mı yer alacağını şimdilik bilmek zor. Ancak Hızır tüm düşmanların hakkından başarıyla geldiği için sürekli düşman tarafında yer alacağını düşünmüyorum. Diğer bir iddia ise Gürkan Uygun'un dizimize dahil olup olmayacağı. Biliyorsunuz ki Gürkan Uygun Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarcı ile çok güzel bir şekilde anlaşmıştı. Bundan dolayı da eğer Eşkıya'ya gelirse gerçekten dizi için çok güzel olacaktı. Zaten Abdüley'i, Çakır'ı, eski düşmanları derken zaten Eşkıya'nın kadrosunda büyük bir bölümünü Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi pusu oyuncuları oluşturuyor. Bundan dolayı da Gürkan Uygun'un gelmesi dizimize olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Yani Gürkan Uygun'un gelmesi herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. Yani Memati'yi yeni sezonda Eşkıya kadrosunda görebiliriz. Ancak Memati gelirse düşman olacağını sanmıyorum. Büyük ihtimalle Dostum Yaşar'dan sonra Hızır'ın sağ kolu ve Hızır'ın güvendiği tek kişi olacaktır. Öte yandan önce gelen senede sizlere sürekli Alp Arslan'dan bahsetmiştim. Alp Arslan'ı sevmeyen büyük bir kitle varmış. Yorumlarda öyle eleştiriler gördüm ki bir daha Alp Arslan kelimesini ağzına almasam mı diye konuştum. Ancak yine de Alp Arslan'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Eşkıya'da Hızır'dan sonraki en büyük isim tabii ki de İlyas Çakırbeyli. Ancak İlyas Çakırbeyli'den sonra gelen bir isim daha var. O da Alp Arslan. Alp Arslan'ın önceki bölümlerdeki raconlarını, önceki bölümlerdeki çatışmalarını ve önceki bölümlerde etkilerini görmüşsünüzdür. Ve fedailerin de başında olan Alp Arslan, yeni sezonda fedailerle birlikte tekrardan dizimize ağırlığını koyacağını ve bambaşka bir Alp Arslan izleyecek. Bir adam üstüme atladı. Allah şeyi kapatayım. Bay bay.